Şimdi arkadaşlar son kısma geldik. Trigonometrik denklemler. Burada ilk dikkat edeceğimiz şey sinüs x eşittir a denkleminin çözüm kümesini nasıl yapacağız? Şimdi sinüs ne zaman pozitifti? Birinci ve ikinci bölgede pozitifti. Bundan dolayı arkadaşlar sin alfa eşittir 1 bölü 2 dediğimizde alfa ya 30'dur ya da 150'dir. Çünkü birinci ve ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için burada alfanın iki tane değeri var. Biri birinci bölgede, diğeri ikinci bölgede. Peki bunu nasıl bulacağız? Şimdi sinüs alfa 1 bölü 2'ye eşit olduğu için sin 30'a eşit. 1 bölü 2 sin 30 olduğundan dolayı. Şöyle yazacaksın bunu. Alfa eşittir. 30 artı 360K. Bir de alfa eşittir. 180 eksi 30 artı 360K yazacaksın. Burası kalıp. Kalıp şeklinde ilerliyoruz burada. Oldu mu? Anlaşıldı mı bu sinüs x'in 1 bölü 2'yi de çözüm kümesi? Bak sinüs x sin 30'a eşittir. X eşittir 30 artı 360K. X eşittir 180 eksi 30 artı 360K olacak. Bu 360K'yı neden yazıyoruz? Bu standart arkadaşlar. Esas ölçüden dolayı bu 360K'yı her zaman yazacaksınız. Yani pi bölü 6 artı 2 kpi 180 eksi 30 150 o da 5 pi bölü 6 artı 2 kpi. Çözüm kümesi şıklarda bunu arayacaksın. Geldim buraya. Burada kök 6 bölü 2 sinüsün herhangi bir açısı olabilir mi? Hayır. Neden? Sadeleştirdiğim zaman da bir şey çıkmıyor ki. Şöyle arkadaşlar, sinüs x alabileceği en büyük değer 1, en küçük değer eksi 1'di. Değil mi? Tamam mı? Bu kök 6 bölü 2 eksi 1 ile 1 aralığında mıdır? Hayır. 2'den fazla olur sadeleştirdiğimizde. Değil mi? Bak. Evet. Kök 6 bölü kök 4 demek. Bu da 1,5 anlamına giriyor, değil mi? Aynen. Yani bu yaklaşık 144 olsa 1,2 olur. Yani bu ifade birden büyük. Bundan dolayı bunun çözüm kümesi yoktur, boş kümedir. Bak tekrar anlatıyorum. 6 kök 6 bölü 2. 2'yi içeri aldım, 4 diye girdi. 6 bölü 4, 3 bölü 2'den 1,5. 1,5'un yaklaşık değeri yani 1,44 olsa bu 1,2'ye eşittir. Birden büyük olduğu için burada değerimiz yok. Peki, kök 3 bölü 2. Sinüs kaç eşit? Sinatmış. Sin 60 eşit. O zaman x eşittir 60 artı 360k ya da x eşittir 180 eksi 60 artı 360k. Bu yazdığım şu iki tane şey standart. Bütün x 60'da sinsinde bunu her zaman yapacaksınız. Şimdi geldim şuraya. Sıfırla kaç arasında? Pi gördüğün yere 180 yaz. 720 aralığındaki 720. değerlere bakacağız. Şimdi K'ya 0 yazarsam ne olur burası? 60. 60. 1 yazarsam 360 artı 60'tan dolayı 420. 420. 2 yazarsam 720 artı Az. 60, 780. Aralığı açtı. Dolayısıyla bunu almazsın. Bu gitti. Geldim buraya. O zaman x eşittir 120 artı 360K. K'yı yine değer vereceksin. 0 ver, 120 olur. Ne olur, sıkıntı yok. 1 ver, 360 artı 120'den 480, bu da olur. Bundan sıkıntı yok. 2 ver, bu sefer açtın, değil mi? O zaman çözüm kümesini yazıyorum bak. 60 olabilir, 420 olabilir, 120 olabilir, 480 olabilir.
4 tane elemanı vardır. Buradaki çözüm kümesini. Çarpanlara ayıracağız. Yoksa? Sinx eksi 3. Varmış değil mi? Aynen. Sinx eksi 1 eşittir 0. Sinx ya 3'tür. Sinx ya 1'dir. Şimdi şuraya dikkat et. Ne demiştim az önce? Sinüs x'in alacağı değerler -1 ile 1 arasında olduğundan dolayı bir kere 3 olamaz. Yani burada çözüm kümesi yok. Burası boş küme. Geldim buraya. Sinüs x ne zaman 1 oluyordu? 90'da. O zaman x eşittir 90 artı 360k veya x eşittir 180 eksi 90 artı 360k. Bu yazdığım satırlar standarttı. Buradan zaten ikisi de aynı çıktı. Bundan dolayı bir tanesine bakmamız yeterli. Çözüm kümesi ne diyor? O zaman ne olacak çözüm kümemiz? 90 artı 360k olacak. Yani şıklarda pi bölü 2 artı 2kp olacak cevabımız. Bir tane. Hocam aralığı da vermiş. Evet. 2kp yazmamıza gerek var mı bir de? Aynen. Haklısın. O zaman sadece pi bölü 2 alırız. Şimdi geldim buraya. Bu tarz soru zor denemelerde karşınıza çıkar. Şöyle bir mantığı var. Sinüs x eşittir 2 bölü 3. Grafiğini çizdin. Sinüs x'in grafiği. Sıfırdan başlıyor, artıyor, azalıyor şeklinde devam eden bir sinüs x fonksiyonu grafiği var. Y eşittir sin x'in grafiğini çizdik. Y eşittir 2 bölü 3'ün grafiğini de çizdik. O da şu. Bu iki tane grafik kaç noktada kesişiyorlarsa çözüm kümesinin bu kadar elemanı vardır. Yani burada grafik 4 farklı noktada kestiği için 4 farklı kök vardır. Cevapta ne olacak? 4. Kosinüs'e geldim. Şimdi kosinüs'te arkadaşlar 1 ve 4. bölgede pozitif olduğundan dolayı yine kos alfa kos teta'ya eşit olduğunu iki şey yazacaksın. 1 alfa teta artı 360k'dır. Bir de şuradaki şey çıkmamış. Eksi teta artı 2kp yazacaksın. Çünkü 1 ve 4. bölgede kosinüs pozitif olduğundan dolayı. Burada da iki tane çözümümüz var. Sinüste olduğu gibi. Yani ne zaman 1 bölü 2'ye eşit oluyordu? 60'da. Cos x cos 60'a eşitse iki tane çözüm kümesi vardı. Bir tanesi 60 artı 360k. 60 artı 360 da eksi. Eksi 360 artı eksi 60 artı 360k. Kosinüs x ne zaman eksi 1 oluyordu? Kosinüs 180'de. 180. Dolayısıyla x 180 eşittir 180 artı 360k veya x eşittir eksi 180 artı 360k. Şimdi burada ufak bir düzenleme yapacağız. Şurası negatif olduğu için esas ölçüye döndürmek lazım değil mi? 360 ile toplayacağım. 360 ile toplarsam ne yapar burası? 180 yapar. Bununla bu aynı. O zaman çözüm kümesini sadece bir tanesini yazarsın. İki tane yazmaz. Bak sin. Sin'de iki durum vardı. Bir 180. Sin alfa eşitse iki durum vardı. Bir alfa artı 2kp'ydi. Bir de 180 eksi alfa artı 2kp'ydi. Aynı şeyi burada uygulayacağız şimdi. Açılarda uygulayacağız aynı şeyi. 3x eksi pi bölü 4 eşittir. X artı pi bölü 12 artı 2kp. Bir tanesi bu olacak. Diğeri de 3x eksi pi bölü 4 pi eksi x artı pi bölü 12 artı 2kp olacak. İki durum vardı. Bir sağdaki bir soldaki. Bundan sonrası artık düzenlemek kaldı. At karşıya 2x. At karşıya topla. Ne yapar toplarsan?
3pi bölü 12, 4pi bölü 12, 2kpi, yani pi bölü 3 artı 2kpi, o da her tarafı 1 bölü 2 ile çarparsak pi bölü 6kpi. Bu böyle. Burayı düzenle. Eksi içeri dağıttım. X attım karşıya, artı olarak eşi 4x. Burası 11 pi bölü 12. Bunu da karşıya attım. Artı olarak geçti pi bölü 4. Faydalar eşitledim. 3, 11 daha 14 pi bölü 12 artı 2k pi. 4x eşit. Her tarafı 1 bölü 4 ile çarp. X eşittir. Şurası 7 bölü 6 olacaktı. 1 bölü 4 ile çarparsam 7 pi bölü 24. Burası da 1 bölü 4 ile çarparsam k pi bölü 2. O zaman toparlayacak olursam çözüm kümesi. Pi bölü 6 artı k pi. Bir de 7 pi bölü 24 artı k pi bölü 2. Geldim buraya. Kos. Kosinüs bir normal, bir de eksi baş alacağız. Hatırlatayım yine. Kos x, kos alfaya eşitse. Bir tanesi artı alfa 360k. Bir tanesi de eksi alfa 360k. Yazıyorum şimdi yukarıdakini uyarlayarak. Bir tanesi 3x eşittir pi bölü 6x x artı 2k pi. Bir tanesi 3x. Burayı eksili yazacağım. Eksi pi bölü 6 artı x artı 360k. İki durum var. Ve bundan sonrası düzenlemeye kalıyor artık. Attım karşıya 4x. Pi bölü 6 artı 2k pi. Her tarafı 1 bölü 4 ile çarptım. Pi bölü 24. Burada k pi bölü 2. Yazdım bu tarafa. Attım karşıya 2x. Eksi pi bölü 6 artı 2 kpi. Her tarafı 1 bölü 2 ile çarptım. Pi bölü 12 artı kpi. Şıklarda şu ikisini arayacaksın. Biri sin, biri kos olursa ne yapacağız? Birbirinden zaten sin ya da kos mu yapacağız? Biri sin, biri kos olursa şöyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar, kosinüs alfa sinüs 90 eksi alfa eşit. Burada ikisini ya sin yapacaksın ya da kos yapacaksın. Ya da sin alfa eşittir kosinüs 90 eksi alfa. Burada hangisi işine geliyor, sonu kullan, tamam mı? Değişmiyor. Bu sana kalmış. Hangisini düzenleyelim? Birinci düzenleyelim, atıyorum. Bunu kos yapmak istiyorum. Bunu kos yapacaksam 90 eksi buradaki açı. Tamam. 2 pi bölü 3 artı x. Çünkü açıyı 90 eksi alfa yazdığı zaman kos oluyor. Kosinüs x eksi pi bölü 4. Yani kosinüs, şurayı düzenle, 2 pi bölü 3 ne yapıyor? 120. 120 eksi 30 artı x kosinüs x eksi 45 eşit. Kosta iki durum vardı. Bir tanesi olduğu gibi eşit. Bir tanesi eksi. 360k. İkincisi de bunu eksili olarak yazıyorduk. Artı 360k yapıyorduk. Kosta iki durum vardı. Bir tanesinde olduğu gibi artı 360k. İkincisinde de açı birine negatif artı 360k yapıyoruz. Buraya kadar tamamız. Şu x'ler gitti. O zaman x yoksa çözüm kümesi de yok. Burada x yok. X'i attım karşıya 2x. 30 attım karşıya 75. Artı 360k. X eşittir
37,5 artı 180 K'yı arayacaksın şıklarda. Eğer bu olmazsa radyan cinsinden vardır. Geldik tanjanta. Tanjant nerelerde pozitif? Birinci ve üçüncü. Burası alfa, şurası arkadaşlar 180 derece, değil mi? Dolayısıyla burada iki tane yazmıyor. Burada bir tane yazmamız ikisine de denk geliyor. Çünkü tanjant x atıyorum kök 3. Ne zaman kök 3 oluyordu? 60'ta. Aynı zamanda bu tanjant 240'a eşit. Çünkü 1 ve 3. bölgede pozitif olduğundan dolayı. Evet. Bundan dolayı bir tane yazmamız yeterli. Tanjant x ne zaman 1 oluyordu? 45'te. Tanjant 100. İşte oluyor. X eşittir 45 artı 180 K. Yani bir tanesi 45 oluyor. Diğeri de 3. bölgede 225 oluyor. 225. Bundan dolayı. Önce şuranın bir esas ölçüsünü bulalım. 2 pi bölü 3. Esas ölçüsünü nasıl buluyorduk? Paydanın iki katını alıyorduk. Paydanın iki katına biliyorduk. 3 defa var. Burası paya yazılıyor. Paydamız zaten 3. O zaman x eşittir 2 pi bölü 3 artı k pi. Bak 2 k pi değil ha. K pi. Şıklarda bunu arayacağız. Evet, cevap ne olacak? Tanjant 60'da aynı yaptınız. Aynen. Ne zaman kök 3 oluyordu? 60'da. Yani 60 pi bölü 3. Cevap pi bölü 3 olacak. Başka pi bölü 3 olan yok. A şık. Kotanjant da tanjantla aynı mantık. Onda da alfa artı k pi yazıyoruz. Kotanjant ne zaman 0 oluyordu? Kotanjant kaçta 0 olur? 90'da 0 olur. 90'da 0. Kotanjant 90'da 0 oluyordu. Bundan dolayı 4x eşittir 90 artı 180 K. X dolayısıyla 22,5 artı 45 K. Eğer sana burada bir aralık belirtirse, dersin ki 0 ile 180 aralığında X'in alabileceği kaç tane değer vardır? O zaman bundan sonra değer vereceksin. K'ya 0 verdin. 22,5. 1 verdin. 67,5. 2 verdin. 112,5. Eğer 0 ile 180 aralığı diye belirtirse K'ya değer vererek taşmayacak şekilde buluyorsun tek tek. 4x eşittir. Pi bölü 10. 4x eşittir pi bölü 10. Şu yazacağım yer standart. K pi. Bu yazdığım şey standart. K pi. Her tarafı 1 bölü 4 ile çarp. Bursa mı? 40. 40. K pi bölü 4. O zaman ne oluyor? Bir kere pi bölü 40 olacak. Aa. Aşık oluyor. Şuraya dikkat. Tan ve kot verdiğinde sin ve kosinüsteki ilişki burada da geçerli. Tanjant alfa 90'dan çıkaracağız. 90 eksi alfadır. Ya da kotanjant alfa tanjant cinsinden 90 eksi alfadır. Hangisini kullanacaksan sana kalmış. Bu sefer ikincisini değiştirelim, tamam mı? Bu kotanjantın tan olmasını istiyor. Yani ne yazacağım ben buraya? 90 eksi 90 eksi 2x. O halde 3x eşittir 90 eksi 2x artı 180 artı k. At karşıya 5x eşittir 90 artı 180 k. Her tarafı 1 bölü 5 ile çarp. 16 18 k. Şimdi lineer bir denklemle karşılaştığımızda, doğrusal bir sin x ve cos x bir denklemle karşılaştığımızda genelde A ve B arasında şöyle bir ilişki yapıyorsun. Her tarafı B'ye bölüyorsun veya A'ya bölüyorsun. Sin x artı B bölü A, her tarafı A'ya böldüğün için cos x C bölü A. Genelde buradaki B bölü A'ya tanjant teta diyerek bir dik üçgen çiziyorsun.
B, A. Burası da muhtemelen C çıkacak, tamam mı? Genelde o şekilde veriyor. Daha sonra buradaki B bölü A gördüğün yere tanjant teta yazıyorsun. Yani sin teta bölü kos teta yazıyorsun. Daha sonra burada paydaları eşitleyerek şöyle bir denkleme oluşturuyorsun. Bundan sonra düzenlemeye çalışıyorsun. Biraz soyut kaldı. Bir örnekle somutlaştıralım. Ben sorularda anlamı düşünüyorum. Burada hiçbir şey anlamadım. Şimdi kök 3. Ha, pi. Oraya direkt tanjant 60 yazacağız. Evet. Kök 3 neydi? Tanjant 60'tı. Tamam. Bak kök 3 tanjant 60'tı. Ve tanjant 60 neydi? Sin 60 bölü. Sin 60, kos 60. Kos 60. Yani bu kök 3 gördüğün yere sin 60 bölü kos 60 yazıyoruz. Bu çözüm kalıp bir çözüm oldu mu? E paydalar işledik. Paydalar işledik. Sin x kos 60. Sin 60. Ha, şeyin açılması. Sin x artı 60'ın açılması. Kos 60 oldu. Sin kos, sin kos. Arada da artı var. Sinüsün sin x 60. Artı 60'ın açılımına eşit oldu. Kos 60. Buraya kadar var mı soru sonu? Bak bekliyorum. Şimdi kos 60 gördüğümüz yere ne yazacağız? Burası sin bro kos 1 bölü 2. Sin 30 yazacağım. Hani birbirine benzetelim diye. Sin sin 30. Tamam. Düzenleyelim. O zaman x artı 60. 30 artı 360 kaldı. Ya da x artı 60. Eksi 30 artı 360 kaldı. Hocam kosa tamam. Göre yapmıyor muyuz? Yok. Ben sin. Sin. Tamam. Bu taraf sin. Bu taraf sin. O halde x eşittir. Eksi 30 artı 360 k. Ya da x eşittir. Burası 150. 90 artı 360 k. Şıklarda buna düzenleyeceksin. Sin x. Kos yerine 90 eksi x çekmez mi yapınız? Olurdu. Önce şöyle bir şey denemek istiyorum. Biraz fantazi boyutu olacak. Burası 1. 1 neydi? Tan 45. Yani sin 45 bölü kos 45. Şuraya sin 45 bölü kos 45 çarpı kos x art eşittir 1 yazıyorum. Yani az önceki yaptığımızı benzetmek için. Paydaları işledim. Sin x kos 45 artı sin 45 kos x eşittir kos 45. Sin kos sin kos. Yine sinüsün toplam formülüne benzedi mi? Tamam. Kos 45 niye eşitti? O da sin 45 eşitti. Hı hı. O zaman x artı 45 45 artı 360 k ya da x artı 45 180 eksi 45 artı 360 k. 180 eksi x. O zaman x eşittir 360 k olacak ya da x eşittir at karşıya 90 artı 360 k olacak. Şimdi geldim buraya. Ne yapacağız? Ramazan. Az önce senin söylediğin bak burada da karşımıza çıktı. 2 sin kos neydi? Sin 2 x mi yapıyoruz? Aynen sin 2 x. Kök 3 gördüğüm yere ne yazıyorum? Artık bunu al işte. Sin 60 bölü kos 60. Sin 60 bölü kos 60 yazıyoruz. Kos 2 x eşittir 0. Burası standart. Sin x kos 60. Sin 60 kos 2 x eşittir 0. Şey 0 değil. Kos 60. O zaman sinüs, sin kos sin kos sinüsün toplam formülü. Kos 60 da sin 30'a eşit. O zaman 2x artı 60 30 artı 360 k veya 2x artı 60 180 eksi 30'dan 150 artı 360 k. Yani 2x eşittir. Eksi 30 artı 360 k. Her tarafı 1 bölü 2 ile çarp. Eksi 15 artı 180 k. 2x eşittir. 90 artı 360 k. X eşittir 45 artı 180 k olacak. Çözüm kendisi. Şimdi sin kare cos x. Ne yapalım? Ne yaparız? Ne yapabiliriz? Sin kare gördüm yine 1 eksi cos kare yazıyorum. Çünkü ben buradaki ifadeyi çarpanlara ayırmak istiyorum. Cos şeklinde yazalım.
cos olmak zorunda. Çarpanları ayırmak istiyorsam cos cos olmak zorunda. Düzenledim. Cos kare x artı 3 cos x eksi 4 eşittir 0. Cos x artı 4'e cos x eksi 1 eşittir 0 olacak. Yani cos x eksi 4'tür. Cos x 1'dir. Şimdi en başa tekrar deniyorum. Olmaz ki o. Eksi 1 ile 1 arasında herhangi bir değer alacağından dolayı eksi 4 olamaz. Burada boş günü. Cos x ne zaman 1 oluyordu? 0'da. Cos x 0'da. O zaman x eşittir 0 artı 360 k. Değil mi? Ya da eksi 0 artı 360 k. X'in alacağı değer nedir o zaman? 360 k'dır. Kökler toplamını soruyor şu aralıkta. Bu aralıkta x'in alacağı iki tane değer var. Bir tanesi 0 k'dan dolayı. Bir de 360. Bunların toplamı da 360 olacak. Şuna 6. A, B arasındaki uzaklık 9 olduğu için burası 9. Drone'ların yerden yüksekliği 8. 17. Şurası da 8. Şuraya da x dedim. Burada 6-8 10 üçgeni var. Kullanmayacağız ama görmeniz için lazım. Şimdi tanjant alfa artı x şu BKC üçgenine dikkat et. 8 bölü 6. Yani 4 bölü 3. Tamam. Şimdi toplam formülünü kullanacağım tanjantın. Tan alfa artı tan x bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan x eşittir 4 bölü 3. Tan alfayı soruyor zaten. Buna a diyelim. Tanjant x ne? Tanjant x. 8 bölü 15. Burada da büyük üçgende 8 bölü 15 aynı. O zaman yazalım. Tanjant alfaya a dedim. Artı 8 bölü 15. 1 eksi 8a bölü 15. Düzenledim. 15 artı 8 bölü 15. 15 eksi 8a. Sadedeki 15'ler zaten sadeleştiğinde gidecek. Var mı sıkıntı? Kopmadınız değil mi? İşler dışlar. 45a artı 24. 60 eksi 32a. At karşıya 77a. At karşıya 36. A eşittir 36 bölü 77. Yani tanjant alfa.